Hamsi. Balığın kulağına kar suyu kaçtıysa yenir derler. Süreyya Üzmez de yenir diyor. Ama hamsinin kızartması değil, buğulaması daha makbulmuş. Bu sene kış çok sert geçiyor. Karlar fazla miktarda yağıyor. Dolayısıyla hamsinin kulağına kar suyu kaçtı. Türkiye'de 3 türlü hamsi var. Azak Denizi ve Doğu Karadeniz hamsisi, Batı Karadeniz hamsisi, bir de Marmara hamsisi. Bunların içinde en makbulü Doğu Karadeniz hamsisidir. Hamsiyi kılçıklarını ayırttıktan sonra bakın şöyle pilot haline getiriyoruz. Patates çok ince doğramamız gerekiyor. Çünkü pişme sürelerinin aynı olması gerekiyor. Eğer patates kalın olursa hamsi pişer, patates çiğ kalır. O nedenle patatesi ince doğramak lazım. Domatesi ince doğruyoruz. Soğanları ince doğruyoruz. Sırasıyla alt katmana patatesi koyuyoruz. İlk ateşle teması o alsın. Biraz daha pişme süresi uzun olduğu için pişsin diye. Daha sonra soğan, arkasından domates koyuyoruz. En üst katmana balıkları koyduktan sonra limon koyuyoruz. Ama limonun da çok ince kesilmiş olması gerekiyor. Kabuğu acılık yapmasın diye. Maydanoz, sarımsak olmazsa olmaz zaten. Defne yaprağı, tuz, tane karabiber ve tereyağı. Biraz da su katıyoruz. Hamside doymamış yağ oranı çok yüksek. Kalp damar hastalıklarına karşı ilaç gibi tavsiye ediliyor doktorlar tarafından hamsi. Biz de bunun sağlıklı şeklini bugün size göstereceğiz. Onun yeri her zaman şeref mevki. Hamsinin şeref mevkindeki koltuğunu hiçbir balık kapamaz. Afiyet olsun.